sistem öylesine kapalı ki ve savcılar öylesine baskı altında ve etkilenmiş ki işte bunların arasından bir savcı sıyrılıp her türlü tehlikeyi göze alıp bu kuşatmayı yaramıyor. Ne yapalım? Olmuyor yani, olmuyor bir yerde. Ama şunu söylemek gerekir. Hakikaten Sedat Peker'in açıklamaları, siyaset ve mafya arasındaki ilişki, devletin içerisine mafyanın sızmış olması, Suriye politikasına bulaşmış olması, hepsi çok çok önemli şeyler. Ama çok çok feci şeyler. Ama asıl feci olan şey, bu ülkede bir hukukçunun, bir savcının, bir başsavcının çıkıp da ben bu konuları irdeliyorum arkadaş, bunlar benim görev alanımda diyememesidir. En çok üzüntü duymamız gereken şey budur. Neden yani, neden bu insanlar bu kadar suskun, bu kadar korkak, bu kadar ürkekler? Şimdi öylesine iddialar var ki, işte birisi kalkıyor diyor ki bu iddiaların binde birisi doğru olsa kıyamet kopar diyor. E binde biri değil. Yani yaşanmışlıklar anlatılıyor. Birlikte yapılmış, birlikte kotarılmış işler anlatılıyor. O bakımdan şimdi basit bir şey değil. Yani kalkıp da Kıbrıs'taki bir gazetecinin öldürülmesinden tutun, işte Uğur Mumcu'nun öldürülmesine kadar varan bir sürecin biraz daha ipuçları veriliyor. E bunlar soruşturmayı gerektirir. Yani sayın meslektaşım Levent Gök çok iyi bilir. Bir dava açmak için kuvvetli şüphe gerekmez. Yeterli şüphe bile yeter dava açmak için. Soruşturma için daha düşük bir şüphe gerektirir. Yani soruşturmada da yeterli şüphe olması gerekmez. Şüphe olması ve o şüphenin de bazı delillerle destekleniyor olması soruşturma açmaya yeter. Ama soruşturmadan dava açmaya döneceği zaman yeterli şüphe olması lazım. Tutuklanacağı zaman bir sanığın kuvvetli şüphe olması lazım. Şimdi buradan baktığınız zaman şüphe var, hatta yeterli şüphe var ama soruşturma yok. Yani işin ilginç tarafı bu, üzücü tarafı bu. Neresinden bakarsanız bakın, işte bizim yargımızın içine düştüğü bunalım bu. Öbür taraftan bir bakıyorsunuz, işte silah gibi kullanılıyor yargı. Bir örnek vermek istiyorum gene Sedat Peker olayıyla ilgili. Şimdi Sedat Peker'le ilgili yakalama kararı çıkarıldı. Şimdi size soruyorum, yakalama kararının sebebi ne? Neye dayandırdılar? Yani yakalama kararı mafya lideri veya suç örgütü lideri olduğunu söyledikleri Sedat Peker'in işte Köfteci Yusuf'a çökmesiyle ilgili bir soruşturmanın sonucu mu? Hayır. Başka bir suç mu var? Hayır. Peki nedir? Bu açıklamalarda Binali Yıldırım'ın oğluna karşı sarf ettiği sözlerle ilgili yakalama kararı çıkarıyorlar. Ya komik bu kardeşim. Yakalama kararından sonra belki ona dayanarak sen Interpol'e başvuracaksın. Peki Interpol'e başvurmak istersen, kırmızı bülten çıkartmak istersen, Binali'nin oğluna bunu yaptılar diye ben soruşturma açtım mı diyeceksin. Yani her şey komik, her şey güdük ve her şey ne yazık ki tek adamın çıkarları doğrultusunda gelişmiş durumda. Yargı da yine iktidarların genel hatlarıyla kontrolündeydi. Bu tür yakınmalar oluyordu. Ama yüksek yargı daha bağımsız hareket ederdi. Oralardan mı örneğin, yani yüksek yargıtaydan ya da bir başsavcılıktan böyle bir denetim mekanizması da mı harekete geçmez? Ne dersiniz? Yani bunun harekete geçmesi için bir defa HSK'nın
yeterli çoğunlukta bağımsız üyelerden oluşması gerekir. Belki biraz sonra HSK konusunu da konuşacağız. HSK'da yeteri kadar bağımsız üye yok. Hatta hiç yok. Olmayınca Cumhuriyet Savcıları HSK'ya bağlı. Yani başsavcılar HSK'ya bağlı. Hepsi korkuyor. Yani neyi düşünüyorlar, neden korkuyorlar? İstanbul gibi bir yere gelmişim. Birinci korku bu. Bizi buradan tayinimizi çıkarırlarsa, başka yere tayin ederlerse bir kurul düzenimiz var. Çoluğumuz çocuğumuz yerleşti. Dişimizle tırnağımızla geldik birinci bölgeye ya da FETÖ soruşturmasından sonra şans güldü bize birinci bölgeye geldik. Şimdi tekrar Şemdinli'ye gitmek istemeyiz diye düşünüyorlar ve sessiz kalıyorlar. Yani çünkü HSK'nın başı Adalet Bakanı. HSK'nın başından sonra gelen başkan vekili Adalet Bakanı'nın müsteşarı. Yani organlarda. Levent Bey çok iyi bilir. Bizim HSK'mızı başka ülkelerin de benzer kuruluşları, yani hakimler kuruluşu, yüksek hakimler kuruluşu falan bir toplantıya çağırdığında bizimkilere soruyorlar sürekli olarak. Niye sizin başkanınız gelmiyor da hep başkan vekili geliyor diye. Tabii söyleyemiyorlar kardeşim, bizim HSK'nın başkanı Adalet Bakanı'dır diyemiyorlar. Utandıkları için habire başkan vekili gönderiyorlar. Ama onun da müsteşar olduğunu saklıyorlar, işin ilginç tarafı. Böylesine düşük durum gelmiş bir yargı sistemi içerisinde inanın hani önce ekmekler bozuldu diye bir şey vardı, kitap vardı. Şimdi de önce adalet bozuldu, önce hukuk bozuldu ve ona koşut olarak da bütün sistem ayaklar altına alındı. İşte mafyayla devlet arasında bir şey var, ilişki var. Anımsayacaksınız Vedat Günyol ki sanatçıların cumhurbaşkanı olsaydı Vedat Günyol sanatçıların cumhurbaşkanı olurdu demişti Cemal Süreya. O Vedat Günyol Devlet İnsan mı diye bir kitap yazdı. Devlet İnsan mı? Hakikaten iyi bir soru. Bunun üzerine de işte o zamanki Dugi'den de örnekler vererek devletin bir insan olmadığını, insandan daha fazla şeyler taşıdığını, meziyetler taşıdığını, devletin intikam alamayacağını, devletin öfke kusamayacağını, devletin kin tutamayacağını söyleyerek devlet insan mı sorusuna insan değil diye cevap veriliyordu. Ama şimdi baktığınız zaman devlet insan. Devlet Nazi Almanya'sında da insandı. Ete kemiğe bürünmüştü. Bizde de ete kemiğe bürünmüş. Yani böyle olunca demokrasiden alabildiğine uzaklaşmışız. Yani demokrasi yok Türkiye'de. Demokrasi olmayınca sadece biçimsel olarak bir takım şeyler olursa o ülkede hukuk ve medya siyasi iktidarın arka bahçesi haline dönüşmüşse ve onun haricinde de işte aylarca söyleniyor El Nusra'ya silahlar gönderildi deniyor. Bunu kim iddia ettiyse onun hakkında soruşturmalar açılıyor. Şimdi bakıyorsunuz Sedat Peker El Nusra'ya silahların kendi aldığı silahların gönderildiğini söylüyor. Peki burada çok önemli bir soru var. Bu soru şöyle. Sedat Peker benim aldığım silahları gönderdiniz diyor. Hadi farz edelim ki Sedat Peker'in aldığı silahları El Nusra'ya göndermediniz. Oradaki Türkmenlere gönderdiniz. Ama neden Sedat Peker'in aldığı silahları? Sedat Peker eğer o kadar silah almışsa, parasını vermişse siz Sedat Peker'e ne verdiniz? Yani bunu sormak hakkı Türk yurttaşlarının da, Türk halkının. Hakikaten bunu sorgulamak zorundayız. Ne verdiniz? Yani alan memnun, san memnun bu işte. Ama bu işte memnun olmayan
koca bir halk var. İşte 128 milyar dolar nerede dendiği zaman kızıyorsunuz. Sigortalarınız atıyor. Ama öbür taraftan aç yatağa giren insanlar var. Ve bunun hesabı mutlaka bu seçimler sonrasında sorulmalı. Yani eğer bir siyasetçi, ya biz devri sabık yaratmayacağız artık, herkes rahat olsun derse, doğrusu ben oy vermem artık o siyasetçiye. Çünkü tam da şimdi devri sabık yaratılacak bir dönem. Her şeyin hesabı sorulacak. Güce dayanarak, ellerinde bulundukları güce dayanarak ne kadar yoksulluk, ne kadar yolsuzluk yarattılarsa bunun hesabı sorulacak. Sorulmalı. Şimdi Sedat Peker bakın öyle bir olay anlatıyor ki, bir suç örgütü mensubu öyle anılıyor. Şimdi bu suç örgütü mensubu kendi ekonomik koşullarını kullanarak devletle beraber silah gönderiyor. Devletin toplantılarına katılıyor. Kendisine koruma veriliyor. Yurt dışına çıkınca korumaları 7-8 ay kendisiyle beraber kalıyor. Ya bu nasıl bir iştir ya? Bu nasıl bir işlemdir? Bunun neresinden tutacağız? Aynı Sedat Peker bizim Silivri'de biliyorsunuz ziyaretlere gittiğimiz zaman sürekli ziyaretçileriyle konuşurken karşılaştığımız bir Ergenekon davası sanığıydı. Ne çabuk Ergenekon davası sanıklığından çıkıp siyasi iktidar ortaklığına girdiniz. Recep Tayyip Erdoğan ne zaman Tayyip abi oldu? Süleyman Soylu ne zaman Süleyman oldu? Yani bütün bunların hepsini bilmek Türk ulusunun, Türk halkının hakkı değil mi? Bunları soracağız yani. Çok haklısın sevgili Ülgen, Sayın Ülgen. Şimdi bunları Levent Gök'le de konuşalım. Sonra yine size döneceğim. Zaten Ergenekon davasını konuşmak istiyordum sizinle. Ve tabii ki uluslararası hukuku da konuşacaktık. Şimdi Sayın Gök, tabii ki bana gelen mesajlarda da genel anlamda yani bu böyle gidemez, bir saptamam. Ama devamında da ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Millet İttifakı'ndan, muhalefetten bu anlamda beklenti yüksek. Sayın Ülgen'in söylediği gibi hani tabii ki hani bir devri sabık yaratmakla bütün hiçbir şeyi yanında bırakmamak ve hesabını sormak arasında bir çizgi de var. Evet. Bir defa siz bu topluma ne vaat ediyorsunuz? Bu sürecin böyle gitmeyeceğini söylediniz daha önce, biraz önce. Ama nasıl devam edeceğini, bir Millet İttifak iktidarında nasıl bir Türkiye vaat ediyorsunuz? Önce bunun yanıtını alalım size, sonra bir soru daha soracağım. Şimdi tabii bir kere Sayın Celal Ülgen çok değerli bir hukukçu abimiz. Çok önemli davalarda gerçekten gövdesini ortaya koyarak önemli bir savunmanlık görevini yapıyor. En zor zamanlarda da. En zor zamanlarda her zaman bulunmaz yani böyle isimler. Şimdi ben kendisini kutlarım öncelikle bu yürekli mücadelesinden dolayı. Elbette bir hukukçu olarak kendisi ve bütün toplumumuzun beklentisi adalet. Adaletin kavramın içinde pek çok kavram vardır. Yani adaletli bir toplumda bunlar olmaz. Yani adaletli bir toplumda hesap sorulur. Adaletli bir toplumda kimsenin yanında yaptığı kar kalmaz. Adaletli bir toplumda, adaletin işlediği bir toplumda suç örgütü liderleri olmaz. Suç örgütü liderleri devletin içine girmez. Devlet onlardan faydalanmaz. Onlar devletten faydalanamaz. Yani hukuk dışı bir şey olmaz. Hukuk dışı bir şey olamaz. Hukuk zeminine oturmak şimdi zorunda. Konu konuyu açıyor. Örneğin bu Sedat Peker'in kardeşinin Kıbrıs'taki bir gazetecinin öldürülmesi hadisesi. Kutlu Adalı yani öldürülmesi için. Kıbrıs'ın uğur mumcusu diye biliniyor. Korkut Eken'le beraber Kıbrıs'a gittiğini artık Korkut Eken de kendisi de söylüyor. Şimdi Korkut Eken bu Sedat Peker'in kardeşini götürüyor. O da götürdüğünü itiraf ediyor zaten Korkut Eken de.
Ya Korkut Eken sizi niye götürmüyor Kıbrıs'a? Beni niye götürmüyor? Sayın Celal İlgün'ü niye götürmüyor da? Yani bir Sedat Peker'in kardeşiyle devlette herhangi bir resmi görevi olmayan, bir sıfatı olmayan, herhangi bir şeyi olmayan bir kişiyle Kıbrıs'a niye gitti? Ya bu ciddi bir tablo. Şimdi daha bu böyle bir iddia ortada ve Kıbrıs'a Korkut Eken'le beraber giden Sedat Peker'in kardeşi yazı olarak savcılığa başvuruyor. Yani iki güne kadar sonuç alınması mümkün olunacak. Sayın Celal Ülgen'in de çok da haklı olarak tespit ettiği gibi yani çok hafif bir şüpheyle dahi bir soruşturmanın başlaması, koşturmanın başlaması mümkünken daha bunun üzerine gidilmiyor. Yani ifadesi var Atilla Peker. Yani adam kendisi evet, ifadesi var. Galip Mendili görüştük. Galip Mendili doğruluyor. Yani. Doğruluyor. Yani tablo askeri. Bu kadar açık, net. Yani ortada ya hemen sonuca bağlanması gereken hadiseler var. Artık bırakın yeterli şüpheyi, yeterli delili. Adam kendisi itiraf etmiş tabloyu. Ya diyor ki ben gittim diyor ondan beraber. O da diyor ben de götürdüm diyor. Niye gittin kardeşim sen bu adamla? Ne yaptın orada? Neler yaptın? Şimdi karmaşık olayların içerisinden çıkabilmenin hadisesi bir kere Türkiye'nin bu temiz ellerle daha önce İtalya'da örneğini gördüğümüz bir olayla bir kere bütün bu irini üzerine atması da söz konusu olur. Bakın 2020 uyuşturucu raporu yayınlandı Sayın Balbay. Uyuşturucu raporu. Ben birkaç tane örnek vermek isterim size bu uyuşturucu raporu ile ilgili. Bunların her biri bunlarla bağlantılı. Yani bu kadar paralar nereden kazanılıyor? Ve bu paraların nasıl paylaşıldığıyla ilgili. Yani Türkiye bir uyuşturucu trafiğinde önemli bir rota. Nereden baksan Türkiye'ye çıkıyor yollar. Hedef ve geçiş ülkesi. Hedef iki. Her hem yönde, hedef hem geçiş ülkesi. Hem hedef hem de geçiş ülkesi. Bakın 2020 resmi Avrupa uyuşturucu raporundan örnekler vereceğim. Avrupa'da tüm Avrupa ülkelerine 200 ton esrar yakalanıyor. Bu 200 ton esrarın 50 tonu Türkiye'de. Yani bir sürü devletleri topluyorsunuz 200 ton. Bu 200 tonun 50 tonu 1/4 Türkiye'de yakalanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde metamfetamin diye bir madde var. Yine uyuşturucu maddesi. Avrupa Birliği ülkelerinde yakalanan 646 kilogram. Türkiye'de yakalanan sadece 546 kilogram. Yani koskoca Avrupa Birliği ülkelerine bakıyorsunuz. 646, Türkiye'de 546. Kaptagon, herkesin bildiği ilaç, tabii, ilaç hap. 5,7 ton Türkiye'de yakalanır. 5,7 ton. Eroin yakalanıyor Türkiye'de 17 ton. Avrupa Birliği ülkelerinin tümünden fazla yakalanan. Şimdi bu tablo, işte bu paylaşım, bu paralar, pullar, iktidar, emniyet kadrosu, suç örgütü liderlerinin bize nasıl palazlandığını bize gösteren bir örnekler. Şimdi burada benim bir endişem var evet. Sayın Gök. Şöyle ki, şimdi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank nedeniyle evet. bir kamu bankası evet. Kara parayı aklama, kara para trafiğinde yer almakla suçlanan evet. bir tablodayız. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Evet. Yani evet. bir kamu bankamız böyle bir trafikle karşı karşıya ve Türkiye'den pek çok yöneticinin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yasağı var. Evet. Şimdi Sedat Peker'in açıklamaları ki Amerika'nın uyuşturucuyla mücadeledeki çok hassas ve kendi ülkesi dışındaki pek çok operasyona da katılabiliyor. Benim içimdeki endişe, şimdi bu iddialar tabii bütün ülkeler tarafından izlenmekte. Evet. Türkiye'nin böyle bir narko trafik içinde de görülüp, Türkiye'deki yöneticilerin de böyle bir trafikten sorumlu olduğu havasının yerleşmesi ve böyle bir yargılama. Evet. Yani her ülke layıkıyla yönetilir deniyor ama ben bu kadarını hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bizim demokrasi birikimimiz bu değildi. Tabii. Böyle bir tehlikeyi görüyor musunuz? Ne dersiniz? Yani elbette bakın bu işte gene gündeme gelen Kolombiya'dan 5 evet, tona yakın yani hani uyuşturucunun Kolombiya'yı yetkililer ki Kolombiya ta dünyanın öpür ucunda bu Türkiye'ye gidecekti diyorlar.
Yani izini sürüyorlar ve Türkiye'ye gidecek diyorlar. Yani herkes bir kere Türkiye ile bundan bir irtibatlandırması bir kere fevkalade üzüntü verici bir tablo. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Yani Türkiye bu sarmaldan bizim çıkartmamız gerekiyor. Bu sarmal işte bütün devlet aygıtını çökerten bir tablo. Ve bunun dışında suç örgütünün ve bundan bağlantılı siyasetçilerin, bundan bağlantılı bürokratların, bundan bağlantılı emniyetçilerin tümünün Türkiye'den tasfiyesi hepimizin büyük bir karanlıkla mücadelesinde mutlaka gerçekleşecektir. Bunu gerçekleştirirsek Türkiye zaten ancak yoluna bakar ve ilerleyebilir. Bu suç örgütleriyle ve bunların ilişki ağlarını yok etmeden Türkiye'de gerçek demokrasiyi, gerçek adaleti zaten kurmamız mümkün değil. Bir iktidar gider, bir başka iktidar gelir ama o iktidarda da bu ilişkiler devam ederse ne olacaktır? Siz çalışacaksınız namusunuzla, Celal Bey dosyalarıyla gidecek adliye namusuyla, bizler koşturacağız. Herkes 84 milyon namusuyla gidecek. Bakın bugün açlık sınırı 3472 liraya yükselmiş durumda. Yani 3472 lira kazanamıyorsanız bir 4 kişilik aile açsınız. Yarın kamu çalışanlarının zam görüşmesi var. Tabii. Onu da altını çizelim. Türk İş'e göre 8500, Birleşik Kamu İş'e göre 11 bin lira para kazanamıyorsanız yoksulsunuz. Biz de ama biz biliyoruz ki Türkiye'de asgari ücretle maaşını alan milyonlarca insan var. Bu mücadelenin, bu para aktarımının yani topluma refahını artırmanın yolu Türkiye'deki bozuk düzeni bozmaktan geçiyor. Şimdi az önce ikinci bölümde Sayın Ümit Zileli dedi ki bunlardan hesap sormazsanız yakanız olur ülkelerim dedi. Sayın Celal Ülgen de ve elbette ki toplum birçok kesimde bunu söylüyor. Biz de söz veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir çok ağır ve çürümüş olan bir devlet aygıtının içinden geçtiğimizi biliyoruz. Tel tel dökülen bir iktidar var karşımıza. Öyle bir iktidar ki birinin suçladığına yine AKP içinden karşılıklı cevap verenler, birbirlerini itham edenler ama ortaya dökülen bir sürü ciddi iddialar karşısında bu toplumun bir temiz toplum savaşını vermesi gerekiyor. Bunun öncülüğünü elbette Cumhuriyet Halk Partisi yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi adım adım bu Millet İttifakı ile ve daha da geliştirerek Türkiye'deki demokrasi güçlerini bir potada tutmayı başarabilecek güçte. Kadrolarımız buna uygun, müktesebatımız buna uygun, demokrasi kültürümüz buna uygun. Ama mücadele çok da kolay değil. Biz mücadelenin çok da kolay olmayacağını biliyoruz. Ama Millet İttifakı'nı çatlatmak için her şeyi yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar ama buna rağmen elbette ki bizim demokrasi sözümüz var, adalet sözümüz var. Yani bütün topluma karşı bizim bir verdiğimiz söz var. Nasıl bir Türkiye dendiği zaman en başta adaleti yerleştirdiğimiz, demokrasiyi yerleştirdiğimiz, insan haklarını yerleştirdiğimiz, hukukun üstünlüğünü yerleştirdiğimiz bir tarih var. Bunu mutlaka gerçekleştirmek zorundayız. Bu mücadeleden kimse kaçamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bunun öncülüğünü yapacaktır. Bu konuda hepimiz gereğini yapacak birikime de sahibiz. Diliyor ve umuyorum ki Türkiye bu iktidarın bu ilişkilerinden bir an önce sıyrılacaktır. Ve barış içinde ben yine bütün yurttaşlarımızın da sandıkla meşruiyetle, meşruiyet içerisinde tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi sandıkta biz bu Türkiye'yi daha güzel bir atmosfere götürecek ortama mutlaka götürecek bir atılımı gerçekleştireceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz ama hepimiz de hazırlıklıyız, hepimiz de inançlıyız. Hele bu yaşadığımız vakalara bakınca Mustafa Kemal'in Atatürk'ün Ayasofya Kebir Camii olarak Fatih Sultan... Onu bir sonrakinde bir bölüm olarak soracağım size. Cümlemi tamamlayayım, ondan sonra geçeyim. Onu soracağım. Vakfına bağışladığı bir caminin imamının sözlerini de birazdan sizden paylaşalım. Türkiye bunların hiçbirini hak etmiyor. Türkiye bunları aşacak güçte. Biz bu mücadeleyi vereceğiz Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim. Bunu Celal Ülgen'e vereceğim sözü şimdi. Sonra bunu ayrıca soracaktım, tamam. Konuşacağız. Şimdi Sayın Ülgen, bir defa Ergenekon davalarındaki sizin en zor anda bile hakkın, hukukun yanında durduğunuzun,
ve en avukatlık mesleğinin en zor olduğu anlarda bile cübbenizi çıkarmadığınızın ve onda hiç ilik bulunmadığının altını bir kere daha ben ekranda vurgulamak istiyorum, altını çizmek istiyorum. Şimdi o davalarda biz de 5 yıl hapis yaptık. Siz de 5 yıl sefer yaptınız sürekli. Doğru. O spor salonundan bozma, spor salonundan bozma ve cezaevi içindeki mahkeme normal bir ülkede olmaz. Cezaevi içinde mahkeme olmaz normal demokrasilerde. Şimdi o davalarda öyle bir şeydi ki 150 dosya getirildi o davalara. 120 milyon sayfa tutuyordu. Belki bizi izleyenler bu 128 milyar dolar gibi böyle bunu rakama dökmek ve tahayyül etmek biraz zor olabilir. Ama her şeyi içine döktüler, her şeyi. Sivas davasından Uğur Mumcu davasına kadar her şeyi o dosyanın içine koydular. Artı herkesi aynı çuvalda ve aynı böyle deri gömleği giydirir gibi yargılamak istediler. Ve orada 4 mafya üyesi de vardı. Orada Sedat Peker, Sami Hoştan, anımsayacaksınız, mahkemelerdeydi onlar da. Benim gözlemim o duruşmalarda Türkiye'nin böyle gerçekten faali meçhul cinayetlerin, hukuksuzlukların üstüne adeta beton döktü o Ergenekon davası. Çünkü dosyaları yok etti. Hepsi buradaydı deyip ve şimdi faali meçhul cinayetleri yine bir suç ortaklığının bir parçası olarak Peker'in açıklamalarıyla tekrar gündeme geldi. Size sorum, bu cinayet, bu soruşturmalarda zaman aşımı yok diye biliyorum. Ne dersiniz? İki, hakikaten Güldal Mumcu'nun altını çizdiği gibi bu tuğlayı çekmek lazım. Bir hukukçu olarak siz nasıl bir yol haritası önerirsiniz? Ve tabii ki Türkiye'nin şu anda bu anlamda içinde bulunduğu durumu nasıl bizimle paylaşırsınız? Şimdi önce insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktur ama bu suçların insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde kabul edilip edilmeyeceği tartışmalıdır. Her birisi işte adi bir suç gibi kabul edildiği için bir zaman aşımından söz edilebilir. Bugün Sedat Peker de 8. videosunda İnsan Hakları Mahkemesi kararından bahsederek işte bu konuda ben de bir içtihat yaratmak istiyorum, zaman aşımı olmaz demişti ama bu çok fazla hukuki argümanlara sahip bir görüş değil. Onu açıklıkla söylemek gerekir. Gönül ister ki bu işlerde de zaman aşımı olmasın. Herkes yaptığı pisliği temizlesin bir yerde veya onun cezasını çeksin.